Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar altın gümüş değerlendirmesi yapacağız. Bizler için önemli kritik seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atmanız ve kanalımı abone olmadan izleyen arkadaşların da mutlaka kanalıma abone olmaya bekliyorum. Kanalıma abone olup birçok günlük analizden sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Evet sevgili dostlarım bizler için e, bu hafta dolar, altın, sterlin ve gümüş tarafında takip ettiğimiz birçok seviye mevcut. E, bu seviyelerin şimdi son durumlarını e, burada tekrardan analiz etmeye çalışacağız. Ve bizler için e, kritik öneme sahip rakamlar hangi rakamlardan geçmekte sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. E, özellikle burada anlattığımız... Fikirler ve yaptığımız teknik analizlerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi kişinin kendi alması gereken tavsiyeler ve sonuçların neticesinde vermiş olduğu kararlara bağlar. Bunlar karşılıklı profesyonel ekipler tarafından da yapılması gereken sözleşmeye dayalı yapılması gereken al sat kararlarına bağlıdır. Bizim kanalımızda hiçbir şekilde alsat tavsiyesi verilmemektedir. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra arkadaşlar e, teknik analiz kısmına geçelim ve dolar tl kuruyla başlayalım. Dolar tl kurunda biliyorsunuz 7.50 seviyesinden bir yükselen trend çizgimiz mevcut. Bu trend çizgisi üzerinde e, takip ettiğimiz seviyelerimiz mevcut. Evet şurada görüyorsunuz bir yükselen trend çizgimiz var ve bu da Alt tarafı 750'den geçen bir trend çizgimiz. Şimdi dolar TL kurunda arkadaşlar bizim için bu 750 seviyesi üzerinde dolar TL kaldıkça herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu yükselen trend çizgisini yukarıya yönlü dolar TL'de geçmesini bekleyebiliriz. Bunun üzerinde gene önemli geçtiğimiz bir seviye daha vardı 765 seviyesi. Bu iki kanal güzel çalıştı ve 7.65 seviyesi de yukarıya yönlü kırıldı. Şimdi buradaki takip etmemiz gerekecek. 7.60 üzerinde dolar tl kuru bakın beni çok iyi dinleyin dolar tl takip eden arkadaşlar özellikle 7.65 üzerinde dolar tl kuru bu 7.91 seviyesini kırabilecek mi? Dolar tl kuru eğer ki bu 7.91 seviyesini kırıp üzerinde kapanış yapmaya başlayabilirse arkadaşlar ee, işte o zaman dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketler hızlanır ve dolar tl kurunda tekrardan e, 8 seviyesi üzerinde hareketler görmeye başlarız bu ilk etapta 8.05 8.18 ve 8.33 şeklinde e, gerçekleşen bir hareket haline gelebilir e, şimdi çoğu arkadaşımız e, dolar borcum var altın borcum var ne yapayım şeklinde sorular sormakta. Bunların cevabı yükselen trend aşağıdan geçen trend çizgimizin arkadaşlar bakın şuradan geçen trend çizgimizin kırılmadığı müddetçe dolar tl kurunda bir yeni aşağı yönlü hareket beklentimiz olması yanlış olur. Çünkü bu trend çizgisi şu an itibariyle çalışmakta. Ve bu trend çizgisinin alt noktası da şu an itibariyle 7.75. Üst çizgisi de 7.84 civarlarından geçmekte. Bu 7.75 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yani trendli çizgisinin bu alt çizgisi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketler tekrardan şu 7.84 ve 7.75 arasında görüyorsunuz emalar arasında bir sıkışma mevcut. Bu sıkışmanın kırılımı tekrardan Dolar-TL kuruna yön verecektir. Ve bu 7.85 eğer yukarı yönlü kırılırsa Yukarıda 7.91 bizler için e, önemli takip edilmesi gereken bir seviye. O yüzden 7.91 e, bizim için tekrardan e, dolar TL kurulunun e, 8 üzerine atabileceği bir rakam olacağından dolayı 7.91'i çok ta dikkatlice takip edeceğiz. 7.91 üzerinde dediğim gibi 8.05, 8.18 ve ana hedef 8.33 seviyesine doğru dolar TL kurunu taşıyabilir arkadaşlar 7.91 arasında sıkışma 7.75 ve 7.84 arası evet burada da sıkışmanın yaşandığı bir alan yani bunu ona buna baya bana sormanıza gerek yok buradaki sıkışmaları kendiniz takip edeceksiniz arkadaşlar artık bu finansal okul yazarlığınızda geliştirmeniz gerekli bu durum neyi gösterir? 7.75 altında bir kırılım olursa Dolar-TL kuru tekrardan 7.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşayabilir. Veya 7.84 üzerinde bir kırılım bizi tekrardan Dolar kurunda 8 TL üzerlerine götürebilir. Bunu hiç kimse bilemez arkadaşlar. Hani bazen diyorsunuz ya yükselecek mi çıkacak mı sen onu bize söyle. Bunu kimse bilemez. Çünkü piyasada kimin cebinde ne kadar para var, kim nasıl işlem yapıyor bunu kimse bilemez fakat e, çoğu büyük yatırımcı işlem yaparken bile arkadaşlar unutmayın e, büyük firmalar psikolog bile kullanıyorlar. Yani psikologlar e, kişilerin yatırım tercihlerine e, nasıl olabileceği hangi seviyelerde artık bıtkınlık gelebileceği yönünde e, büyük firmalarla düşüncelerini paylaşmakta ve e, küçük yatırımcıların elinden bu şekilde mallarını toplamakta. Sizler bu büyük yatırımcılara yem olmamak için tren çizgisi takibini mutlaka yapmanız şart. O yüzden şurası kırılırsa bu olur burası kırılırsa bu olur şeklindeki yorumlar yanlış değil. E, tamamen doğru yorumlardır. Bu yorumlardan şaşmayın. Ayrıca bir şey daha hatırlatacağım sizlere arkadaşlar. E, eski videolarımızda biliyorsunuz e, takipçisi çok bol olan e, oldukça atıcı bir analist arkadaşımız vardı biliyorsunuz. Paritenin 1.08 seviyesine tekrardan geri döneceği yönünde açıklamaları vardı. Bizim de videomuzda yapmış olduğumuz göreceksiniz parite 1.08 seviyelerine değil parite artık buradan 1.20 ve 1.35 seviyelerine doğru çıkacak yönünde yorumumuz vardı. Evet bu yorumumuzda gördüğünüz gibi kimin haklı olduğunu artık burada teyitlemiş bulunmaktayız. Bu iş öyle temel analizi ortaya koyup da yorumlamakla olmuyor arkadaşlar. Mutlaka teknik analiz, şart teknik analiz öngörüsünde bütün firmalar işlemlerini yapıyor. Fazla uzatmadan hemen e, altın tarafına da geçelim. Altında bakın arkadaşlar ons tarafında özellikle e, şurada kanalın dip tarafı ne dedik? Bizler için her zaman kanalların dip tarafı yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla kırılmadığı müddetçe alım fırsatıdır ve 1774 seviyesinden altına sarkacak her türlü şey sarkış bir alım fırsatıdır. Şurada görüyorsunuz kısa da bir toba oluşumu olmuş. Bunun hedefi ne olabilir? Burada aşağıda dediğimiz gibi bir 1770 yukarıda da 1824 30 buradan 50 kuruş. Yani burada artık ons tarafında da bizler için bir 1842 1860 seviyesine doğru e, bu kırılım gerçekleşebilir. Bizler de sizlerle birlikte bu kırılımı takip edeceğiz. Altın onsu özellikle takip eden e, forex piyasasından da takip eden arkadaşlar, e, biz ne dedik? Kanal aralığımız 1802. Bu kanal aralığı yukarıya doğru kırıldığı vakit yukarıda 1847 bir kanal aralığımız olacak ve bu kanal aralığını takipte kalacağız. E, ons tarafının tekrardan 1900'lü Bakın çok dikkatle dinleyin beni tekrardan 1900'lü seviyelere gelebilmesi için 1847'nin yukarı yönlü kırılması şart. Eğer 1847 seviyesinin yukarı yönlü ons tarafında kırabilirsek o zaman tekrardan kendimizi 1911'li yani 1900 dolarlar seviyesi üzerine atabiliriz. O yüzden 1850-1847 ons tarafında çok önemli olacak bir direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Bu direnç seviyesini sizler de kendiniz takip edip yorumlayabilirsiniz hemen gram altına da bakalım gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım Evet gram altına geçelim hemen buradan gram altına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında da aynı altın ons gibi görüyorsunuz burada bir ikili dip oluşumuz kanalın dip tarafları yani altın borcum var altın alayım mı diyen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla görüyorsunuz buradaki kanalın dibindeyiz. Yani bu kanal seviyesi 447 444'lerden altın alınabilir şeklinde yorumlayabiliriz ta ki burası kırılmadığı müddetçe. Bizim için 447 seviyesi artık bir dip olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. 447 bizim dibimiz. Bu kanal ne dedik? 461 kanalına bizi götürür. Yani kapanışları sadece takip etseniz verdiğim seviyelerden bu kanal aralıklarının Nasıl çalıştığını sizler de bir önceki videolarımı izlerseniz göreceksiniz. Tekrardan e, yukarı yönlü hareketler içinde arkadaşlar 461 seviyesinin kırılması şart. Bu hafta itibariyle 461 seviyesinin kırılması şart. Bu 461 seviyesi kırılırsa o zaman nereye bekleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte? Sizlerle birlikte 483 seviyesini gram altında bekleyebiliriz. Tabii bunun için şartımız ne dedik? 461 Kapanışı görmemiz şart. Bunu gördüğümüz vakit yukarıda 483 seviyesini beklemeye geçebiliriz. O yüzden altın tarafında da, gram altın tarafında da 483 seviyesi önemli. 483 seviyesinin önemi de şuradan kaynaklı. Tekrardan 500'lü seviyelere geri dönebilmemiz için 483 direncinin gram altında yukarı yönlü kırılması şart arkadaşlar. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu da bulmaya çalışalım. Gümüş onsla başlayalım hemen. E, gümüş ons arkadaşlar şu an 23.88 civarında ataklarını yapıyor. Gümüş ons kapanışı güzel oldu. Gümüş ons da bizler için 23.46 üzerinde kalışlar. Ne dedik arkadaşlar? Olumludur ve yukarıda e, 25. 0.3 hedefine doğru gümüş onsu e, götürebilir. O yüzden 23 46 altında bir kapanış görmediği müddetçe gümüşün ons tarafında ilk hedefimiz 2503 hedef noktası olacaktır. Özellikle Forex ve e, bankada işlem yapan arkadaşlar 2503'ü e, şu an itibariyle takipte kalacaklar. 23.46 kırılırsa tekrardan olumsuzluk başlar arkadaşlar. Ama bu 23.46 kırılmadığı müddetçe gümüşün ons tarafına olumsuz diyemeyiz. E, bu 23.46 altında bir olumsuz kapanış olursa da tekrardan 22.50 seviyesine doğru e, düşüşler görebiliriz. E, fakat biz şu an itibariyle ilk senaryomuz 23.46 üzerinde olan gümüşte 25.03 seviyesi beklentimiz dahilindedir. Hemen gümüş gramı da gümüş ons üzerinden Değerlendirelim. Ee, gümüşte 5.73 5.94 seviyesi bizim için önemli. Ne dedik? 5.73 üzerinde gümüş gram tren çizgisi yukarı yönlüdür ve dediğimiz şekilde e, gümüşün gram tarafında hareketler gördük arkadaşlar. 5.73 üzerindeki bizim ilk beklenti yerimiz 6.11. Evet şuradaki 6.11 seviyesi dedik. 6.11 Bizler için çok önemli olacak bu hafta 6.11 seviyesi tekrardan e, yükselişin hızlanacağı bir seviyedir. O yüzden 6.11 direncinde e, gümüşün gramı oyalanabilir arkadaşlar. 6.11'e dikkat diyoruz. Eğer ki 6.11 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak, bakın e, şartımız ne dedik? 6.11 üzerinde gördüğümüz görebilirsek kapanışlar, bu sefer gümüşün gramı bizi nereye götürür arkadaşlar? Tam 6.73 seviyesine kadar. E, yukarıdaki boşluktaki seviyeye kadar gümüşün gramında bizi taşıyabilir. O yüzden 6.11 bizler için çok önemli bir rakam. Bunun kırılması halinde e, hedefimiz 6.73 seviyesine kadar gümüş gramı götürecektir. ABD'den gelecek teşvik paketleri de bizler için önemli. Bunları takipte kalıyoruz biliyorsunuz. E, hemen Sterlin'e de bakalım. Sterlin'deki arkadaşlara da sözümüz vardı bakacağımız yönünde. Sterlin TL, Sterlin TL'de 10.45 önemli. Evet şu an tam 10.45 seviyelerinde gezinen bir Sterlin görüyoruz. 10.45 Sterlin'deki önemli. 10.45 üzerinde Sterlin TL'nin tutunması ee, demek arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü Sterlin'de hareketleri başlatabilir. O yüzden Sterlin'deki arkadaşlar 10.45 seviyesini takipte kalsınlar. Sterlin için önemli bir seviye 10.45 olacak. 10.45 üzerinde sterlin TL'de bir kapanışlar başlarsa arkadaşlar sterlinde hedef 10.96-11 e, TL seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. O yüzden sterlindeki arkadaşlar 10.45'e e, dikkat diyoruz. 10.45 altında tekrardan olumsuzluk başlayabilir arkadaşlar. E, 10.45 onun altında ne var? 10.13 destek noktası. Evet şuradaki 10.13 destek noktası fakat biz biliyorsunuz Brexit süreci artık yavaş yavaş sonuçlanacak. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bu anlaşmanın yapılabileceği yönündeki öngörülerimizi hale taşıyoruz. Zaten anlaşma olmadığı durumlarda da artık Dünya Ticaret Örgütü devreye girecek ve bunu 31 Aralık sonuna doğru sonuçlandıracak. Sterlin bu habere dayalı yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir şeklinde Düşüncelerimiz mevcut. 10.45 özellikle bu kapanışlara sterlindeki arkadaşlar dikkat diyoruz. Evet sterlin, dolar, altın, gümüş, e, gram altın, gram gümüş hepsini değerlendirmesini yaptık. E, kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız mutlaka kanalıma abone olmayı hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.